Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere YouTube kanalımızda mail adreslerimizi karşı tarafa gönderdiğimizde okunup okunmadığının bilgisini alabilmenin pratik bir ipucundan bahsedeceğiz. İsterseniz başlayalım. Bunun için yapmamız gereken arkadaşlar bir eklentiyle yapacağız. Eklentiye geçmeden önce sizlere Zekademi YouTube kanalımızdaki videolarımızı birçok bölümle ilgili yayınladık. Bunları izleyebilirsiniz. Abone olmayı ve altlarına yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Aynı zamanda bu YouTube kanalı dışında zekademi.com sitemizde de çeşitli ipuçlarını yazılı olarak, görsel olarak da sizlere anlattık. Bu reklam bölümünden sonra hemen geçelim neler yapmamız gerekiyor. Zekademi mail adresim üzerinden, Gmail üzerinden hareket edelim. Bu dediğimiz hizmeti Gmail'de kullanıyoruz. Gmail mail adresimize tıkladığımızda arkadaşlar, buradan ben karşı tarafa gittiğimde mailler var mıdır, yok mudur, buna benzer birçok şeyleri hepsini görebiliriz arkadaşlar. Ben örnek olarak şu an bunu temizlemiş olayım. Sizler için bunu yapalım. İlk önce yapmamız gereken bir eklenti kuracağız. Bunun için de ne yapıyoruz? Chrome web mağazasına giriyoruz arkadaşlar. Şimdi Chrome web mağazasına girdiğimiz zaman yukarıda arama çubuğuna, şuraya direkt olarak arkadaşlar mail track diye yazıyoruz. Bize çıkan bölümden en üstteki Gmail için mail track bölümü. Buradan hemen eklenti yapıyoruz arkadaşlar. Ekle diyorum. Ve şu an benim mailime ekleme yapıyor. Burada bana soruyor. Ben herhangi bir izin veriyorum. Evet. İzin veriyorum diyorum. Ve bana bir seçmemi istedi. Ve izin verdim. Artık mail track benim mail. Burada arkadaşlar paralı olarak da var. Biz free olanı kullanacağız. Ücretsiz olanı kullanacağız. İsteyen arkadaşlar bu şekilde devam edebilir. Daha önce bu Gmail'in kendisinde vardı. Daha sonra kaldırdı ve bunu eklenti olarak da devam ediyorum. Ha, bu arada arkadaşlar bunu isterseniz direkt komple kurabilir. Dediğimiz gibi Gmail olarak devam ediyorum şu an. Kurdum ben çünkü eklentim. İstiyorsam Android işletim sistemine ait, genelde akıllı cep telefonları kullandığım için buraya da ne yapabiliriz? Kurabiliriz. Hani bunu birçok arkadaşlar sorabilir. Ya bunu ben herhangi bir mobil işletim sistemi cihazı da kullanabilir miyim? Evet arkadaşlar, buradan tıkla kurabilirsiniz. Hatta bunu şöyle yapalım. Size göstereyim nedir diye. Bakın buradan direkt olarak kendisini indirip kurabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize kalmış ya da Google Play üzerinden de bakabiliriz. İsmi Mail Track. Ben devam ediyorum maillerime. Evet, şu an gördüğünüz gibi arkadaşlar bununla ilgili herhangi bir şey, tamam, herhangi bir sıkıntım yok diyor. Şimdi bunun için ne yapalım? Şöyle bir işlem yapalım. Bir mail oluşturalım. Ve gidemeyelim. Bakın arkadaşlar, bu arada göstermiş olayım ben sizlere. Bakın gönderilmiş postalar bölümünde hemen mail tran iki tane tik işareti var. Bunun anlamı şudur arkadaşlar. Maillerimizi karşı taraf okunduysa iki tane tik, eğer bizden gönderilmişse tek bir tik ya da okey işareti diyebiliriz. Kime gönderiyorum? Örnek olsun diye gösteriyorum arkadaşlar. Ne yapalım? Herhangi bir mail adresi olsun. Ben kendime, bakın şuradan göndereyim. Konusu deneme mailidir. Hatta şöyle diyelim. Mail track deneme maili. Deneme dedim. Şimdi burada gönderirken bunu mail track yöntemiyle deyip buradan remove diyorum, kaldırıyorum. Çünkü ücretsiz olduğu için bunu da herhangi bir şey seçmiyorum arkadaşlar. Devam ediyorum. Şu an giderken göstermeyecek bana. Bu şekilde ben mailimi yazıyorum ve bütün her şeyimi yaptım. Evet, buradan gönder dedim. Ve şu an benim, bakıyorum arkadaşlar, giden mailime, gönderilmiş postalarıma bakıyorum. Bakın, zekeriyacambal@gmail.com'a gönderilmiştir. Fakat bir tik var. Yani daha bu maili açıp okumamış. Hemen bakalım arkadaşlar. İsterseniz başka bir maile girelim buradan. Hemen ben kendim buradan kendime ait bir maile giriyorum ve buradan Gmail'imi açıyorum.
Evet arkadaşlar, diyor ki Zekademi'den bir mailiniz geldi diyor, ismiyle gördüğünüz gibi normal standart. Tıklıyorum. Bakın nedir? Ha, tamam, okudum, mailimi gelmiş. Yani karşı taraf maili aldı, okudum. Şimdi bakıyorum kendi Gmail'ime. Bakın gönderilmiş postalar arasında Zekeriya Canbal'a göndermiş olduğum maile 2 tane var. Demek ki bunun anlamı şudur arkadaşlar. Mailim gitmiş ve o kişi maili okumuş. Bu şekilde ne yapıyorum? Ben kendim geri bildirimimi de almış oluyorum arkadaşlar. Ve bu şekilde istediğim gibi karşı taraftaki kişilerin benim mail adreslerimi okuyup okumadığını rahatlıkla anlıyorum. Mailtran diğer bir özelliğinden bahsedelim arkadaşlar. Burada hemen açıyorum. Ben maili gönderdikten sonra ve karşı tarafın okuyup okumadığını anladıktan sonra arkadaşlar otomatik bana bir tane daha bilgilendirme maili geliyor. Şöyle gördüğünüz gibi. Buradan herhangi bir bildirme. Karşı taraftaki kişi maili almıştır, okumuştur diyor. Ben buradan arkadaşlar bununla ilgili çeşitli ayarları değiştirebilirim. Yani mail track ayarlarını yapabilirim. İster bu uzantılar kısmından şuradan yapabilirsiniz arkadaşlar. Bakın buraya tıklarsanız buradaki ayarları setting bölümüne girebilirsiniz ya da direkt buradan da yapabilirsiniz. Ben setting ayarına giriyorum. Ve bana mailimle alakalı bakın çeşitli olaylar. Burada pro versiyonu kullandığınız zaman aktifliği için kullanabileceğiniz bölümleri var. Biz ücretsiz free versiyonu kullandığımız için yapıyoruz. Şimdi burada birçok özelliklerini aktif yapıp ya da kapatabiliyoruz arkadaşlar. Burada bazı arkadaşlar işte şöyle bir şey var. Ya İngilizce anlamıyorum diyenlere basit bir yöntem. Sağ tuş Türkçe diline çevir diyorum. Ve şu an benden neler olduğunu anlıyorum. Gerçek zamanlı bildirimler şu an açık. Bunu kapatabilirim. Hiç gerek yok. Ya da hatırlatıcı. Örnek veriyorum. Revival bildirimi dediği zaman posta aracılığıyla eski postalar açıldığında da bir e-posta alabilirim. Ya da hatırlatıcı. Bunları kapatabilirim. İstediğim gibi onay işaretimiz aynı şekilde. Telefonlarımız için yükleyebiliriz. Telefonda diyor örnek veriyorum açıldığını. Bunlar arkadaşlar bu şekilde ne yapabiliriz? Kendimiz olayları ne yapabiliriz? Değerlendirebiliriz. Planlama fiyatlandırma ile alakalı ben bunu free versiyondan değil de paralı versiyonunu kullanmak istiyorum diyorsanız devam edebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde devam. Hesap değiştir bölümünden de çeşitli başka hesaplarınızdan alabilirsiniz arkadaşlar. Ayarlarını yapabilirsiniz arkadaşlar. İster hesabınızı silin isterseniz diğer işlemleri. Ama bizim genelde kullanacağımız arkadaşlar burası. Ben gerçek bildirimleri kapatabilirim ya da bununla ilgili herhangi bir bildirim alıp almayacağımı da bunları ne yapabiliriz? Yapabiliriz. Günlük olayını, raporunu ben buradan kaldırıyorum arkadaşlar. Bu şekilde de kendiniz işlemlerinizi yapabilirsiniz. Ve ona göre de daha sonra çeşitli işlemlerde bu özelliği kullanabiliyorum. Bugün size basit ve pratik yöntem olarak mail adresimizi, özellikle Gmail mail adreslerimizde arkadaşlar karşı taraf gönderdiğimiz maili almış mı, aldıysa da okumuş mu, okumamış mı bunları pratik ve basitini ne yaptık, anlattık sizlere. Bir sonraki derslerimize görüşmek üzere. Hoşça kalın.